Üstad, Amnakileri son yıllarda çok sık duymaya başladık. Bunun sebebi mi ne? Bir şey mi hazırlıyorlar bize? Evet, çok güzel bir soru. Dünyada şu anda en çok konuşulan tür Anunnakiler uzaylılar arasında. Çünkü net kanıtları olan Anunnakiler. Onunla ilgili bir sürü film çekiliyor. Mısır'ın Tanrıları, Eternals falan. Çaktırmadan işte bu filmlerde bize bilgiler veriliyor. Biz bir şey hazırlanıyoruz. 2060'ta büyük bir çağ değişimi gerçekleşecek ve Kova Çağı dediğimiz çağ başlayacak. Enki, hani bu şeytan, yılan, onun sembolizmi yılandır. O yüzden çok fazla yılan görüyoruz. Enki'nin çağı başlayacak. Ve bunun da önceden nasıl gerçekleşeceği bize verilmiş. İşte son 500 yıllık bir süreç bu. Rönesans, reform hareketleri, coğrafi keşifler, yazının bulunması, tarihin gerçekten oluşturulması, bilimsel keşifler, bunların hepsi birer adımdı. Ve biz yavaş yavaş son dereceye girdik. 1989'da büyük bir adım atıldı ve 2060'a kadar ki benim araştırma alanımda bulduğum tarih, bazı astrologlar bu tarihe katılmazlar. 2160 diyenler var, şimdi girdik diyenler var. Benim kendi araştırmalarımla 2060 tarihi, Anunnakiler kitabında da bunu yazdım zaten. Yeni bir çağ başlıyor ama bu çağ görecek olan ve şekillendirecek olan biz değiliz, bir sonraki nesil. Çocuklarımız. Onlar zaten o çağa hazır geliyorlar. Ve çok da güzel bir şey söyleyeceğim. Ben bu felaket tellallarının zıddı bir şey söyleyeceğim. Kitaplarıma da kanıtlı olarak bunu yazdım. Gerçekten insanlar için altın bir çağ geliyor. Yani barış çağı geliyor. Bütün kanıtlar bunu gösteriyor. Barış çağı geliyor. Ve bu yüzden Enki'nin bir de sözü var şeyde Amiral Byrd ile konuşurken. Zamanın olumsuzlukları yüzünden ruhunuz kararmasın. Yüce olanın her bir şeye bir nedeni vardır diye bir sözü var. Amiral Byrd ile konuştuğunda onu söylemiş. Kuzey Evet, Kutbu'nda Arktik konuştuğu Denizi'nde. Evet. Ben Enki olarak Anunnakiler kitabında Agartalı kanıtlarla aslında koydum. Enki diyorsun. Kanıtlarla koydum. Kaç yıl yaşıyorlar yani hala yaşadıklarına inanıyorsan? Şöyle diyeyim. Şimdi bizler, ben kendimden örnek vereyim burada. Şu anda 43 yaşındayım. Ben 15 yaşındayken 43 yaşındaki insanlar bana amca teyzeydiler. 60 yaşındakiler ihtiyar, nineydi, dedeydiler. Dedeydi. Ama şimdi ben 43 yaşındayım, kendimi genç hissediyorum. Bizim için artık ihtiyarlık 100 yaşından falan başlıyor. Çünkü 100 yaşını bulan var, 110 yaşını bulan var şu anda. İnsanlığın ömrü nasıl uzadı? Kendine bakmayı öğrendi. Savaşlar azaldı. Hijyeni öğrendik. Antibiyotik kan gruplarını öğrendik. Ve saçma sapan nedenlerle ölmüyoruz artık. Teknoloji geliştikçe yaşam süremiz gelişti. Bir sonraki boyut şu anda kök hücre tedavileri. Embriyonik kök hücre tedavisi yasak dünyada. O da kabul Ölümsüzlüğün edilecek. peşinde şu anda Ve bir insanlık. noktadan sonra artık bizim için yani net söylüyorum şeyde tabii etik kuralları tartışırız. Ölmeli miyiz, ölmemeli miyiz? O ayrı bir hikaye. Ama bir noktadan sonra özellikle milyar dolarları olan insanların en büyük yatırım yaptığı şey ölümsüzlük. Ve bu ölümsüzlüğe de şu şekilde ulaşmayı düşünüyorlar. Genetik çalışmalarla. Ve genetik çalışmalarla düşünün. Vücut neden ölür? Herhangi bir organ bir yerde teklemeye başlar. Siz onu fark etmezseniz o organ başka bir organı tetikler. O organ başka bir organı tetikler. En sonunda hepsi bir araya gelir. Siz gidersiniz ya size derler ki iş işten geçmiş bilmem kaçıncı seviye bilmem ne. O şekilde ölürsünüz. Ama onu durdursanız, o ilk adımı durdurursanız ölmek diye bir şey yoktur. Yani ölümle bizim aramızdaki en büyük engel teknolojidir. Anunnakilerde teknoloji olduğu için onlar kaza dışında ölmüyorlar. Ve şu an hala diyorsun ki dünyadalar. Dünyadalar. Ek olarak bir şey daha ekleyeyim. Onların gezegenlerinin kendilerine verdikleri bir de avantaj var. 3600, yani bizim burada 365 gündeki telomer seviyelerimizin kısalması onlarda 3600 ile tekabül ediyor. Çünkü güneşin o baskısına maruz Onun bir yılı bırakılmıyorlar. 3600. Evet, bir yılı Bizim 3600. Bizde 365 günde 3600. şu kadarlık telomer kısalıyor diyelim. Onlar da bu kadarlık telomer 3600 3600 yılda yıllık. kısalıyor. Peki dünyada şu an neredeler? Nasıl yani bilebiliriz onların varlığını? İki şekilde bakabiliriz. Birincisi yapıları nerede? İkincisi kendileri nerede? Evet. Kendileri aramızda dolaşıyorlar. Çünkü senden benden farksızlar. Yani hiçbir şekilde onları tanımamız mümkün değil. Çünkü insanlar. Birbirlerini biliyorlar mı? Biliyorlar, kesinlikle biliyorlar. İkincisi yapılar ise şu anda insanoğlunun çok gidemediği, genelde askeri tesisler olarak bildiğimiz, askeri alanlar olarak bildiğimiz yerlerde. Ve frekans teknolojisini de rahatlıkla kullanabildikleri için bir anda yok olabiliyorlar. Yani şöyle saatini çeviriyor. Aslında şurada duruyor, sen göremiyorsun.
yapılarında bize göstermeyebiliyorlar, kendilerine göstermeyebiliyorlar. Yapıları da kaybedebiliyorlar. Tabii ki. Bundan önceki 6000 yıllık tarihte bütün krallar ve savaşa giden savaşçılar hep tanrılardan bilgi aldıklarını yazmışlardır. Hani tanrım bana izin verdi, gittim. Enlil bana güç verdi, gittim. İnanla bana. Her yerde bütün tabletlere rastlıyoruz. Şu anda da aynı şekilde devletlerin başında Anunnakiler vardır. Hani mesela Sovyetler Birliği, Rusya'nın başında Ninurta dediğimiz Anunnaki vardır. Benim kendi araştırmam. Çift başlı kartal Ninurta'nın sembolüdür. Aynı şekilde Sovyetler Birliği'nin Savunma Bakanlığı'nın sembolüdür. Ha, Amerika'nın başında Ra vardır. Rockefeller, Ra'nın firavunu demektir. Rothschild, Ra'nın kalkanı demektir. Yani o bildiğiniz 13 aile, tepedeki 13 küreselci aile, küreselci ailelerinde üstünde Anunnaki medeniyeti vardır. Liderler bu şekilde. O zaman hala insandan üst bir varlık oldukları için her türlü müdahaleyi yapabiliyorlar. Teknolojik olarak üst bir varlık oldukları için. Ama bilgiyi de insanlardan kısmıyorlar. Yani biz bu bilgilere ulaşabiliyorsak bilgiyi de insanlara veriyorlar. Anunnakilerin bir dini inancı ya da inanç tapınağı var mı? Var. Kendileri yüce yaratıcıya inanıyorlar. Tek tanrı inançları var. Dünyadaki tek tanrı inançlarını başlatan da onlar. Çünkü vaktiyle kendileri tanrı ve tanrıçı olarak anıldıkları için çok rahatsız olmuşlar. Ve en son balık çağı başladığında tek tanrıcılığı dünyaya vermişler. Yüce yaratıcıyı insanlara vermeye çalışmışlar ama onlar da sonuçta bizim gibi oldukları için hata yapmışlar. Dünyanın yarısından fazlası şu anda tek tanrıcılığa inanmıyor. Becerememişler yani işin. Ama kendi tapınakları var. Dur-Kuri-Gazu tapınağıdır. Babil'dedir. O tapınaklara da bugün kolay kolay gidilmez. Amerika falan çevirmiştir etrafını. Hala dünyadaki altın onlar için önemli mi? Kesinlikle. Şu anda dünyadaki ülkelerin belirtilen altın miktarlarının depolarda olmadığını düşünüyorum. Yani o şu kadar depoda bilmem ne bankasının güvenlik nedeniyle sakladığı depolarda devasa Almanya'nın bu kadar, İngiltere'nin bu kadar öyle bir altın miktarının olmadığını düşünüyorum. Ne oluyor? Altınlar toplanıp başka bir yere mi? Nibiru'ya götürülüyor. Hala Nibiru'ya götürülüyor. Biz ise altının para karşılığı denilen kapitalizm sistemiyle yolumuza devam ediyoruz. Bugün Mayalar, Aztekler, İnkalar neden altın biriktirmişlerdi? Tanrılar gelip alacak diye. Çünkü tanrılara Sümer'den beridir verilen en önemli hediye altındı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden altın o günden beridir değerlidir zaten. Anunnakileri öğrenmek bireysel ve küresel açıdan neden önemli? Çok, bu da güzel bir soru. Bireysel açıdan şu yüzden önemli. Hepimiz bir Anunnaki geni taşıyoruz. Yani tabii ki bir sürü Anunnaki'nin geni içimizde ama bir tanesinin geni daha fazla. Ve onun yaşadığı travmaları kendi hayatımızda yaşayabiliyoruz. Onun eksiklerini, artılarını bu hayatta alabiliyoruz. Ve hani bazen çözemediğimiz problemlerin nedeni o Anunnaki olabiliyor. Anunnakileri tanırsak kendimize yolculuğumuz farklı bir boyut kazanacak. Yine kendimden örnek vermek istiyorum. Hani ben İnanla soyundan geldiğimi düşünüyorum. Hani İnanla'nın travmalarını bilirsem benim kendi yolumda bana faydası olacağına inanıyorum, öyle diyeyim. Çünkü o travmaların benzerlerini kendi hayatımda görüyorum. Kitaplara da yazdım, özellikle İnanla'yı yazdım son kitaba. Küresel açıdan ise daha 2003 yılında Amerika Irak'ı işgal ettiğinde Bağdat Kütüphanesi'ni yağmaladı ve oradan 14 bin tane Anunnaki tabletini alıp götürdü. Biliyoruz çünkü orada kataloglar var. Hala orada devasa bilgiler var. Mesela ilk altın madenlerinin Monatapa bölgesinde bulunması, elmas madenlerinin orada bulunması, General Corporation gibi şirketlerin gelip oraya çökmesi tablet sayesinde. Çünkü Sümer diyor ki altını şeyden aldı diyor. Abzu bölgesinden alıyoruz diyor altını. Mesela. Abzu bölgesi neresi? Hemen arkeologları topluyor. Arkeologlar çalışıyorlar. Abzu bölgesi şurası. Gidiyor. Gerçekten madenler buluyor orada. Şimdi az önce dedik ki Amerika'yı şu yönetiyor. İngiltere'yi bu yönetiyor. Bu yani küresel güçlerin başında farklı farklı Anunnaki klanları. Evet. Ya iki tane biraz klan var. Temelde iki tane klan var. Enki klanı, Enlil klanı. Ama Enki'nin çocukları ayrı. Mesela Enlil'in çocukları ayrı. Türklerin başındaki kişi yani biri Samaş, biri İnanla'dır. İnanla ve Samaş ikiz kardeşlerdir. Sekiz uçlu yıldız İnanla'nın sembolüdür. O yüzden uzunca yıllar Türkler kullanmışlardır sekiz uçlu yıldızı. Güneş Samaş'ın sembolüdür. Şems olarak da zaten Mevlana ile görüşen kişidir Samaş. Diğer tarafta diğer işte tarafta. Enki'nin çocukları. Yani kim onlar? İşte Ra var, Tot var, Nergal var. Bunlar hepsi. Mesela Nergal, Anubis diyebilirsiniz. Onun da başka bir ülkesi var. Tot'un da ülkesi var. Ra'nın da ülkesi var. Mesela hepsi. İngiltere. İngiltere direkt Enki. Direkt Enki. Ama şöyle bir şey var. İngiltere'nin bir anlaşmayla kurulduğunu düşünüyorum. Çünkü
Almanya, Almanlar, Türkler, Tibetler ve Japonlar benim araştırmalarıma göre en Samaç soyundan geliyorlar. Samaç ve İnanlı. Endil ama Samaç ve İnanlı. Yani bir Alman hanedanlığı alıp İngiltere'ye taşıdılar. Hanover hanedanlığı. Ve İngiltere'yi yönetmeye başladı. Kraliçe Elizabeth de biliyorsunuz Almandır. Alman soyundan gelir. O yüzden 100 sene önce soyadlarını değiştirdiler. Gotha soy ismini bırakıp Windsor hanedanlığına evet, geçtiler. Yani bir doğu klanından birini dünyayı yönettirip ama batı klanı adına yönettiriyorlar. Yani bu birleşmeyi gösteriyor. 2060 yılında dünyada bir birleşme gerçekleşecek. Amerika'nın başında kim var dedin? Ra. Ra var. Önce şunu bize şunu da ekleyeyim. Bunlar uçuk kaçık fikirler olarak da gelebilir izleyenlere. Ama tabii ki bilgisinden çok emin kişiler için benim anlatımlarım bir şey ifade etmeyecek ama en azından bir şans verip araştırırsanız ya da kanıtlarımı görürseniz sevinirim. Anunnakilerin atalarımız olduğunu söylüyorsunuz kitaplarınızda da. Biraz daha açalım bu konuyu. Anunnakiler özellikle son 3000 yıldır bir yerlere İnsanlar götürüp soylar oluşturmaya başladılar. Ve çeşitli soylar ortaya çıktı. Türk soyunun mesela başlangıcından örnek verelim. Türeyiş destanı. Türeyiş destanına baktığınızda çok net bir şekilde gökten bir aracın, ışığın geldiği, işte 40 gün, 40 gece orada kaldığı, sonra 10 ay, 10 gün sonra çocukların doğduğu. Bu arada Anunnaki genini yüksek miktarda taşıyan çocuklar 10 ay, 10 günde doğarlar. Biz 9 ay 10 günde alınmaya kitlenmiş bir toplum olabiliriz ama kendi halimize bıraktığımızda aslında Anunnaki geni yüksek olanlar 10 ay 10 günde doğarlar. Bu Türeyiş destanında da gösterilmektedir. Oğuz Kağan'ın karşılaşmaları o destanlarda falan çok şey anlatılır aslında. Biz sadece biz olarak düşünmeyelim. Başka türler de var. İşte bahsettiğim Ruslar, işte özellikle Timur'dan sonra oluşturuldu. Altınordu devletin dağılmasından sonra oluşturuldu. Ninurta o soyunun Altın kendisine oldu. Devam etti. İsrail, İsra ve Elin birleşme, 3 tane Anunnaki'nin birleşmesiyle oluşmuştur. Yani Rusların başında kim var? Ninurta. Ninurta. Yani Asur diye, Apollon diyebilirsiniz. Neden insanların üzerinde genetik çalışma yaptılar? Yani durduk yere bıraksalar da homo evet, çok güzel bir soru. Ben kendimi Enki'nin yerine koydum ve şöyle düşündüm. Az önce dedim ya, bir başka gezegene gittik ve atalarımızı gördük orada. Ve bir bilim insanıysanız duramazsınız. Bence o heyecanla başladı. Bir aşkla başladı. Sonradan farklı farklı noktalara gittik. Peki hala bu çalışmalar devam ediyor mu? Devam ediyor. Şu anda 12. müdahalenin içerisindeyiz. Uyanan insan. Hurda genlerin uyanışı diyorum ben ona. Biz şu anda %3 genlerimizi kullanabiliyoruz. Yani 600 bine yakın genimiz var. 20 bin tanesi protein sentezi yapan genler. Ki geri kalan 580 bin tanesine anlamsız genler denmiş. Çöp DNA denmiş. Hurda genler denmiş. Bir taraftan da pirincin 40 bin tane geni var. Düşün pirinç 40 bin gen ama biz 20 bin genle uzaya çıkıyoruz. Mantıksız. Yani aslında o hurda genler de çalışıyor. Fakat protein sentezi yapmadığı için takibini yapamıyoruz. İşte bir genin tekrar uyanıp tekrar işlevini kazanmasına uyanış diyoruz. Ve şu anda o süreci gerçekleştiriyoruz. Uyanış süreci. Evet. Ve bazı insanlar özel seçiliyorlar. Diğer insanları çağa hazırlamak için o insanlar uyandırılıyorlar. Az önce Anunnakiler neden uzun yaşıyor biraz açıkladık ama o konuya bir kere daha dönersek bunun sırrı tam olarak nedir? Bunun sırrı birincisi kendi gezegenlerinin onlara vermiş olduğu avantaj. 3600 yıllık bir süreç var. Telomerleri 3600 yılda bizim 365 günde kısalttığımız kadar kısalıyor. Yani bizim bir yılımız 365 gün, onların bir yılı 3600. O yüzden yavaş yaşlanıyorlar. İkincisi genetik olarak çok ilerideler ve bütün organların bütün frekanslarını olması gereken ayarda tutuyorlar. O yüzden kaza dışında ölmüyorlar. Kaza ya da cinayet dışında ölmüyorlar. Enki'nin 14 tableti için ya da Mu kıtasını anlatan James Churchward'ın bahsettiği nakal tabletleri için ne düşünüyorsun? Sonuçta her ikisi de müzelerde sergilenmiyor. Başka bir yerde de sergilenmiyor. Hayal olabilir mi bunlar Göktürk? Bunun üzerine çok fazla spekülasyon var. Atatürk de özellikle Mu kıtasını çok fazla araştırmıştır. Çünkü kendisine verilen tarihi kabul etmemiştir. Ama Churchward'ın verdiği bilgileri bugün doğrulayamıyoruz. Yani herhangi bir müzede Mu kıtasını anlatan o nakal tabletleri rastlayamıyoruz. Yine Zekeriya Sitchin'in Enki'nin 14 tableti olarak bastırdığı kitabın da tabletleri herhangi bir müzede yok.
Yani ikisine de hayali de diyebiliriz, gerçek de diyebiliriz. Yani ama net bir şekilde şunu söylüyoruz. Hiçbir yerde şu anda sergilenmiyor ve yok hükmünde. Fakat kişisel fikrimi sorarsanız nakal tabletleri de var. Enki'nin 14 tableti de var. Fakat bunlar ya koleksiyoncuların elinde ya da büyük devletlerin depolarında duruyor. Üstadım, farklı ülke tarih ve mitolojilerinde karşılaşılan Tanrı ve Tanrıça isimleri aslında Anunnakilerin farklı isimleri olabilir mi? Kesinlikle. Yani milyonlarca Tanrı Tanrıça yok. Ortada bir Anunnaki grubu var. Enki, Enlil, Hathor, Bau. Bunlar Anun'un 4 çocuğu dünyada. Fakat mesela Mısır'da Enki'ye Ptah denmiş. Türkler Enki'ye Erlik demişler. Persler Ehrimen demişler. Yunanlar Poseidon demişler. Romalılar Neptün demişler. Her kültürde farklı isimler almış. Norveçliler Loki demişler. Hintliler Shiva demişler. Her birisi için bu böyledir. O yüzden bir keşmekeş gibi görünse de aslında temelde 12 tane Anunnaki vardır. Altında 12'ler gruplarla ayrılan toplamda maksimum 300-500 tane Anunnaki'dir. Anunnakilerin ellerindeki çantalar ve kollarındaki saatleri böyle duvar yazıtlarında görüyoruz. Hem Güney Amerika'da görüyoruz, hem Göbeklitepe'de görüyoruz, hem farklı farklı dünyanın çeşitli yerlerinde görüyoruz. Bu aletler nedir sizce? Evet, çantalar, bütün ellerinde tuttukları çantalar üzerine çok fazla bilgi vardır. Fakat çantanın içeriğiyle ilgili hiçbir yerde bir şey yazmıyor. Sadece tek bir yerde yazıyor. Aborjinlerin de yaşamış olduğu Avustralya'nın Mullumbimby kentinde çantaların üzerinde yaşam buraya bir çantayla getirildi. Saat. Evet, Gyges ona yüzük demiştir. Gyges yüzüğü çevirdiğinde görünmez oluyor. Lydia Kralı Gyges. Göründüğünde çevirdiğinde görünür oluyor. Yüzüklerin Efendisi filminin hepsinin teması buradan çıkmıştır zaten. Aslında Gyges onu nerede buluyor? Yer altına iniyor bir deprem sırasında bir uzay aracı buluyor. Uzay aracının içerisinde onu buluyor. Ve bir anındaki teknolojisidir aslında. Frekans yükseltici. Yani o kollardakiler frekans yükseltici. Göbektepe'ye geri dönelim. Göbektepe'nin hikayesi çok önemli. Anunnaki Göbektepe bağlantısını bir kere daha ele alalım. Peki. Göbekli Tepe'nin bir laboratuvar olduğunu şöyle söyleyebiliriz. Birinci örneği ters doğum sahnesi denilen bir sitel bulunmuştur. Ters doğum sahnesinde bebeğin ayakları aşağı doğru bakar ve bebeğin bir de kadının kafası vardır. Göğüsleri yeni doğurgan bir hamile bir kadının göğüslerine benzemez. Çok sarkmıştır. Ters doğum sahnesi bize Göbekli Tepe'de bir defa doğumun önemli olduğunu gösterir. Doğum önemlidir ve hatta deneylerle yapılıyordur o doğum ki ters doğum ve çok hani o kafaya baktığımızda kimdir diye baktığımızda hemen yakınında Soğumatar antik alanı vardır. Soğumatar köyündeki sinin kafasına benzer. Yani bir Anunnaki'nin bedeninden doğuyordur o bebek ve Anunnaki'nin müdahalesiyle doğuyordur. Onu bir kenara koyalım. İkincisi hemen arkasında bir karma sütunu dediğimiz 3 tane böyle birbirinin gözünü kapatmış bir taş bulunmuştur. Bu da yapılan işlemlerin sonraki nesillere de aktarıldığını gösterir. Bu da bize genetik işlemleri anlatır. Yine baktığımızda arpanın evcilleştirilmesi orada yapılmıştır. Yine bize laboratuvar olduğunu gösterir. Yine ilk beyin ameliyatının orada yapıldığını söyler bir Levent Sevik galiba. Doktor Levent Sevik ve Trilipasyon kafatası galiba. Bunu da koyduğumuzda bunların hepsi bizi oranın bir laboratuvar olduğuna götürür. Peki Anunnakilerle bağlantısı hemen laboratuvarın içerisinde çantalar, Anunnaki çantaları bulunmuştur taşların üzerinde. Artı Hathor'a ait o göbek kesici sembolü bulunmuştur. Hathor'a ait H harfi yani köprü harfi bulunmuştur. Yine bir Sagba tabletinden bahsedilir bölgeyle ilişkilendirilen büyü ant göklerin aşılamaz dairesi, büyü ant yerlerin aşılamaz dairesi, Tanrı tektir şeklinde. Bölgenin aslında göklerin aşılamaz dairesine Van Allen kuşakları, yerlerin aşılamaz dairesine Göbekli Tepe gibi alanlar olduğunu söylemiştir. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda bir sürü daha kanıt var. Hepsini üst üste koyduğumuzda bize şunu gösteriyor. Anunnakiler vaktiyle geliyorlar. Hemen
pratik yoldan tepelerde gördükleri yerlere laboratuvarlar kuruyorlar. Taş yapılardan oluşturuyorlar. Oradaki insanları çalıştırıyorlar. İnsanlardan bitki toplamalarını istiyorlar. O insanlar bitki topluyor getiriyor. Hayvan topluyor getiriyor. Onlar üzerinde denemeler yapıyorlar. Mesela ayıyı evcilleştirememişler. Ceylanı evcilleştirememişler. Bir sürü değişken var çünkü. Hani alıp genetik işlem yap olmuyor. Ceylanı evcilleştirememişler. Ceylanı kapattığında kafasını vura vura kendini öldüren bir hayvan. Düşünün yani. Ve sadece 14 tane hayvanı evcilleştirebilmişler ve bir sürü bitki türünü evcilleştirmişler. İşte bademi falan ortaya çıkarmışlar. İşleri bitince de radyasyonla ilgilendikleri için oraları gömmüşler. Şu anda bile radyasyonla ilgilenen hastanelerin en alt katı, 3. katında falan olmuyor mu alanlar? Sümerler belki de dünyadaki en önemli medeniyet. Hı-hı. Hani matematik, astronomi, para, örf ve adetler hepsinin temeli Sümerlere dayanıyor. Sümerlerin bu gücü nereden geliyor? Sen bölgeye çok gidiyorsun, geziler yapıyorsun, kitaplar yazıyorsun. Bu araştırmalarında kitaplara yazılamayan, insanlardan saklanan hiçbir önemli bir bulguya denk geldin mi? Sümerlerin bilgisi Anunnakilere dayanıyor. Çünkü zaten kendileri yazıyorlar. Bize hoş görünen, göze hoş görünen ne varsa Anunnakilerden aldık diye net bir şekilde belirtiyorlar. Sümer uygarlığı ve Mısır uygarlığı ilk kurulan uygarlıklar ve o dönem insanlarla Anunnakiler beraber yaşıyorlar. Yani bugün Mısır kral listesine baktığınızda ilk 5 tanesi Anunnakidir. Ptah yönetmiştir, Ra yönetmiştir, Tot yönetmiştir mesela. Sonrasında yarı insanlar yani firavunlar yönetmeye başlar. Sümer kral listelerine baktığınızda 432 bin yıl boyunca Anunnakiler yönetmiştir. 28.800 yıl krallık yapan Anunnaki vardır. Ve bu ikisinin de ortak noktası şu, Anunnakilerle insanlar beraber yaşıyorlardı. O dönemde insanlar tapmıyorlardı. Beni en çok şaşırtan ve hani ilgimi de çeken konu şu olmuştur. Mısır diyeyim size. Hani Mısır'a gittiğimizde özellikle ben bir yere gitmek istedim. Şu an bile Anunnakiler üstlerinin bulunduğu bir yer olarak düşündüğüm Sina Yarımadası'nın Nakıl bölgesi. Oraya gitmeyi çok istedim. Bunun için ortağım, beraber çalıştığım turizmci ortağımdan bir yol bulmasını istedim. Çünkü oraya gidersen bir sürü kanıt bulacağıma eminim dedim. Fakat bana dedi ki kesinlikle oraya Mısırlı dışında kimseler giremiyormuş dedi Nakıl bölgesine. Arkasından dedim hani mesela ben Şarm-el Şeyh'e tatile gitsem, oradan bir araba kiralasam, hani yanlışlıkla oraya gitsem falan casus muamelesi görürsün dedi. Zaten Şarm-el Şeyh'ten kendi başına çıkamazsın. Mutlaka Mısırlı bir rehberin olmak zorunda, belgelerin olmak zorunda dedi. Sonra gidemedim oraya. Orası beni mesela çok şaşırtmıştır. Şarm-el Şeyh'e gittim. Oradan Dahab'a kadar çıktım. Yani maksimum dedim en kuzeyde hangi etkinlikler yapılabiliyor benim gidebileceğim. Dediler safari, mafari. O zaman safariye katılalım. Dahab'a kadar gittik ama inanılmaz bir polis devleti olduğu için orası. Yani düşünün Şarm-el Şeyh'ten kafanıza göre çıkamıyorsunuz dışarıya. Yani etrafı çevrili bir yer yani Şarm-el Şeyh. Az önce konuştuk gerçi ama Nibiru'dan. Şu anda en çok merak edilen konu Planet X Nibiru. Dünyaya yaklaşıyor diyorsun. Son evet. Güncel gelişmeler nedir? Ve Planet X yani Nibiru kendini göstermeye başladığında çıplak gözle o zaman neler olacak? Şimdi çıplak gözle görmeye hemen başlayamayacağız. Çünkü şu anda Kuiper kuşağının dışında. O konuda bir sıkıntımız yok. Ama az önce demiştim bir çarşaf, uzay zaman çarşafı ve bize doğru yuvarlanan bir top var çarşafta. Çarşafın her yeri hareketleniyor. Ve bize doğru geldiği için de bir itme kuvveti oluşturuyor. Meteor yağmurlarında artış meydana geliyor. İnanılmaz bir asteroid artışı var dünyaya doğru şu anda. Yanardağlarda hareketlenme var, iklimlerde sıkıntı var. Bunun nedeni Nibiru'nun bu tarafa doğru gelişidir. Fakat benim yaptığım araştırmalar milattan önce 3400'de en yakın geçişini bize gerçekleştirecek. Biz hissedeceğiz. En son milattan önce 200'de geçti. Ve 9 şiddetinde depremler oldu. Yunan medeniyeti yıkıldı, Roma medeniyeti ortaya çıktı. Yani öyle 9 şiddetinde depremler falan görmeyeceğiz şu yakın zamanda ama etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. Nibiru'yu araştırmak isteyenler bilimsel olarak Mike Brown'u araştırabilirler. YouTube'a Mike Brown, Caltech profesörü, NASA profesörü yazarsa önce çıktı o açıkladı. 10 bin ile 20 bin yıllık bir yörünge sundu ama şöyle dedi. Güneş bu, biz bunun etrafında yuvarlak olarak
dönüyor diye düşündü. Sonra onu biraz eliptik hale getirdi. 7400 yıl olarak açıkladı. Fakat Sümerler net bir tarih verirler. 3600 yıldır ve Halley kuyruklu izi gibi gelir gider, gelir gider. Yakında 3600 yılda diyecek. Araştırmalarınıza istinaden Türklerin kadim ataları ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Kökleri nereye çıkıyor? Türkler için en önemli, en kıymetli tarihi ya da eser nedir? Türkleri çok araştırdım ama çok da fazla içine girmedim. Yani anlatmadım da onu söyleyeyim. Fakat hani şunu net bir şekilde söyleyebiliyorum ki İskender, Büyük İskender'in seferinde Türklerden bahsediliyor. Ve Türklerden kötü olarak bahsediliyor. Ben onu da araştırdığımda buldum ki aslında Büyük İskender Gürcistan'da bulunan, şu anda bulunan Daryal geçidine geliyor. Ve oradaki Hunlar, ilk Hun listeleri bu arada kendi eline veriliyor. Tarihteki ilk Hun imparatorların listeleri İskender Kalinteras kitabında, özür dilerim Kalinteras değil, Süryani, Büyük Süryani Hristiyan efsanesi ya da Kalinteras. Karıştırıyor olabilirim orada. Orada yer alır. Fakat biz deriz ki Hunlar milattan sonra 4. yüzyılda ortaya çıktılar. Ama 600 sene önce varmış Hunlar. Bu 600 sene peki nereye kayboldular? İşte orada da Ergenekon devreye giriyor. Büyük ihtimalle benim araştırmalarım der ki İskender soykırım uyguladı. Türkler. Ve tabii Türklerden kaçanlar gittiler, işte Ergenekon mevzusu. O dediğim Daryal geçirine uzunca bir süre 400 yıl kadar kaldılar. Sonra tekrar çıktılar piyasaya. Daha da geriye gittiğimizde Anunnakilere dayanır. İnanla ve Samaş'a dayanır. O gün bugündür biz Türkler için 8 uçlu yıldızı kutsal biliriz. Bugün Azerbaycan bayrağı da var. Türkiye'nin önceki bayrağı biliyorsunuz 8 uçlu yıldızdı. Yine Samaş ve İnanla derim ben. Üstad, kitaplarında Sümer medeniyetin sonunu nükleer bir bombaya bağlıyorsun. Bunun kanıtları var mı? Evet. Milattan önce 2023 yılında bir anda Sümer medeniyeti yok oluyor. Kalanlarsa, ölmeyenlerse orayı terk etmek zorunda kalıyorlar. Munabnutu terimini kullanıyorlar. Yani biz ilk mülteci deriz onlara. Dünyaya yayılıyorlar. Gittikleri yere yeni bir bilgi getiriyorlar. Mesela onların yayılmasıyla Çin'de Şang Hanedanlığı yazıyı başlatıyor. Türkler maden devrine geçiyor. Finlandiya'ya gidiyorlar, şuraya gidiyorlar. Her yere yayılıyorlar. O yüzden bütün kültürler kendisini Sümer'e dayandırır. Çünkü onlar dağılmışlardır. Neden gittikleri ise şöyle anlatırlar. Şu ana kadar görmediğimiz, bilmediğimiz bir ölüm geliyor. Görünmez bir ölüm. En derin yerlere giriyor, en kalın duvarları geçiyor. Köpeklerin ağzından balgam boşalıyor vesaire. Böyle nükleer bombayı anlatıyor bize. Ama şimdi biz nükleer bombayı ne zaman gördük? 1945'te. Oppenheimer sayesinde gördük. Ondan önce bu metinleri okuyan Sümer olanların hiçbiri nükleer olarak anlamamış. Ama biz yeni olarak okuduğumuz için nükleer bomba patladığını görüyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Ben kendi adıma yaptığım şeyi söyleyeyim. Radyolog bir doktor arkadaşımdan rica ettim. Ramazan Aslaner, Soma Devlet Hastanesi'ndeydi o da. Teşekkür ediyorum kendisine. Ve dünyadaki makaleleri incelemeye başladı. Ve benim bombanın patladığı yerleri ona vermiştim. Sina Yarımadası'nın az önce gitmek istediğim yer. Bir de Ölüdeniz, Lutgöl olarak bilinen yer. Sina Yarımadası'na ilgili hiçbir bilgi yok. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz oraya ama Ölüdeniz'le ilgili birçok makale var. Şu an bile o bombanın patladığı yerde yasak yerler var. İnsanlar giremiyor. Çünkü çok yüksek miktarda radyasyon hala devam ediyor. Nereden anlıyoruz bombanın patladığı yeri? Çünkü hemen merkezinde değil ama etrafında bir O şeklinde düşünün, parçalanmış atomlar bulunuyor. Şurada buldum, burada buldum, orada buldum. Böyle böyle bir O harfi oluşturursan parçalanmış atomlardan tam ortasında patlamıştır. Ve bu çalışmaları, makaleleri sağ olsun buldu. Bir de canlı yayın yaptık. Benim reelslerime bakıp görebilirler oradan. Ben kanıtlarını buldum. Ve ondan sonra ne oldu? Burası çok önemli. O nükleer bombanın, işte atılan 7 tane nükleer bombanın etkisiyle Sahra, Sina ve Arap Yarımadası bir anda dediğimiz toplam 50 ile 100 yıl arasında çölleşti. Yani o nükleer bombanın etkisidir o çölleşme. Üstad, belki de insanlık adına insanın gelişim kaydettiği iki nokta var. Rönesans ve reform. Bu hareketlerin hani Endülüs devletinin yıkılmasından sonra gerçekleştiği ve Endülüs devletinin hani mirasını alarak Rönesans'ın nefes aldığı ve hayat bulduğu söylenir. Sizce Anunnakilerle bir alakası var mı Rönesans ve reform hareketleri? Rönesans dediğimizde Rönesans tablolarına bakmalıyız o zaman.
Nasıl başlamış bu? Hemen hemen hepsinde UFO'ları görürüz rahatlıkla. 1511 yılında da insana dokunuş tablosu vardır Michelangelo'nun. Hani Tanrı insana dokunur. Oradaki Tanrı Enki'dir. 500 yıl önce bu gelişimi başlatan bana göre Enki'dir. Ve insanlara bilgi akıtmaya başlamıştır. Önce Rönesans, arkasından reform hareketleri, sanat geliyor. Arkasından dinin aracı olmaktan çıkıyor. Din değişmeye başlıyor. Önce Hristiyanlık değişmeye başlıyor. Engizasyon mahkemelerinde insan yakarlarken şu anki mum yakılan bir ılımlı dine dönüşüyor. Yahudiler çok katıyken şu an para birimi, banka olayına dönüşüyor. Ve şimdi de ılımlı İslam modeli aynı şekilde devam ediyor. 500 yıl boyunca insanlara verilen tüm bilgiler, tüm indirilen keşifler, rüyalarla, halüsinasyonlarla vesaire vesaire ilhamlarla verilmiş. Mendeleyev'in rüyasında periyodik cetvel görmesinden tutun da Einstein'ın rüyalara da müdahale ediyorlar yani. Hepsini insanlara sırayla veren Anunnakilerdir. 500 yıldır insanlığa yeni bir sistemi tanıtıyorlar. Bu sistemde teknoloji. Biz 5500 yıldır böyle bir teknolojiyle karşılaşmadık ama şimdi karşılaşıyoruz. Bizden sonrakiler daha büyük bir teknolojiyle karşılaşacaklar. Bu Enki'nin seçimidir. Güneş sistemi ve dünyamızın oluşumu tabletlerde yazıyor mu Göktürk? Yani bu bilgiler günümüze bilimiyle uyuşuyor mu yazıyorsa eğer? Evet, Enuma Elish adlı metnin ilk 5 tabletinde bize Güneş'in ve arkasından oluşan gezegenlerin sırasıyla bilgisini verir. Ve Marduk dediğimiz Nibiru gezegeninin bu sisteme nasıl dahil olduğu, 4 milyar yıl önce dünyaya nasıl uydusunu çarparak Tiamat'ı ikiye bölüp dünyayı ve ayı oluşturduğunu net bir şekilde yazıyor ve bilim dünyasıyla da uyumlu ilk varoluşumuzu açıklıyor. Bu çok güzel. Yani tek hücreli bakterilerin yaşam tohumunun olgunlaşması, arkasında bakterilerin olgunlaşması hepsi aslında yaşam tohumunun dünyaya akmasıyla alakalı. Ve çok da keyifli bir konudur. Anunnakiler gittiler mi dedik, gitmediler dedin. Hala buradalar mı dedim, evet buradalar dedin. Dünyayı yöneten ailelerle bağlantılarına ufacık değindim. Biraz açalım onu. O en üstteki ilişkileri tam olarak bilmiyorum. Hani onlar biliyorlar mı Anunnakileri, bilmiyorlar mı bilmiyorum. Ama Anunnakileri bilen çok az kişi olduğuna eminim. Yani devlet başkanlarının onlarla görüşebildiğini düşünmüyorum. Veya onların üstündeki şirket yöneticilerin şunların bunların görüşebildiğini düşünmüyorum. Ama en tepede dünyayı yöneten insanların onlarla görüştüğüne kendi adıma eminim. Fakat hani bunlar için hani kanıt vesaire derseniz çok koyamayacağım. Sonuçta bizi aşan konular yani onu araştırmak. Ve ben insanlarla da temasta olduklarını düşünüyorum. Her bir Anunnakinin özellikle kendi soyundan gelenlere bir şekilde mesaj gönderdiği, bir şekilde bilgi verdiği ne düşünüyorum. Asıl önemli soru şu, dünyada sadece Anunnakiler mi var yoksa başka dünya dışı medeniyetlerde yaşıyor mu dünyada? Şimdi Anunnakilerin üstü olan Anunnakilere de müdahale eden bir Galzu'dan bahsediliyor. Bahsetmiştim, Durkuri Galzu tapınakları var. Onların peygamber olarak gördükleri. Fakat şöyle söyleyeyim, bizler %4'ünü görebildiğimiz kocaman bir evrendeyiz. %96 karanlık madde ve karanlık enerjiyi bilmiyoruz, görmüyoruz. Ve Drake denklemine baktığımızda en az 200 bin zeki yaşam formunun olması gerekiyor. Bununla birlikte her bir yıldızın mutlaka bizim yaşam olarak tanımladığımız alanında mutlaka gezegenler var. Böyle bir durumda başka yaşamın olmaması mümkün değil. Mutlaka vardır ama kanıt olarak bakıldığında Anunnakilerin kanıtları var. Ona o yüzden yoğunlaşıyorum ben. Ama diğer uygarlıkların da varlığına inanıyorum. Anunnaki medeniyetin bize bu bilgileri, bütün bilgileri verdiğini söyledi Göktürk. Sence bütün evrenden haberdarlar mı? Bütün evreni biliyorlar. Mesela kardeş ev ölçeğine göre tip 2 seviyesinde bir uygarlık diyebilir miyiz onlar için? Ben olduklarını düşünmüyorum. Tip 1 seviyesine ulaştıklarından eminim. Çünkü güneş üzerinde bir sürü uzay gemisi görebiliyoruz. Evet. Güneşin enerjisini alabiliyorlar. Bizim gibi güneş enerjisini yazlıklarda kullanmıyorlar. Gidip güneşten gerçekten enerji depolayıp alıp balonlar şeklinde çeşitli Titan gibi uydularda falan filan kullanabiliyorlar. Bu onların tip 1 seviyesine geçtiklerinin kanıtlarıdır. Ama güneş sisteminin dışına çıkmak apayrı bir konu. Yani Oort bulutuna vesaire gidebilecek bir teknolojilerin olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Tip 2 seviyesine henüz geçememişler diye düşünüyorum.
Fakat tip 2, tip 3 seviyesinde uygarlıkların da bizi gözetlediğine inanıyorum diyeyim. Anunnakilerle ilgili keşfedilmemiş ya da hala gizemli olan noktalar neler? Bence Türkiye'nin güneydoğusu. Öyle mi? Çünkü Irak, Suriye gibi yerler tamamı kazıldı. Yani talan edildi. Talan edildi. Yani İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar, koleksiyoncular, yani neler neler, bankerler, şunlar bunlar. Her şeyi alıp götürdüler. En son Irak Ulusal Müzesi'ni yağmaladılar. Hatta bir terör örgütü sayesinde patlatıyorlardı biliyorsunuz tarihi eserleri. Antik kentleri patlata patlata gidiyorlardı. Ve Suriye'nin kuzeyinde olsun, Irak'ta olsun vesaire. Onu da dinle bağdaştırıyorlardı falan. Aslında oranın altındaki şeyler içindi. O patlatmaların nedeni. Satılacak ürünler içindi hepsi. Fakat Türkiye'nin güneydoğusu henüz kazılmadı. Bitmez. Sabaha kadar konuşabiliriz. Çünkü çok merak ettim. Dünyada en çok merak edilen konu belki de bu. Eklemek istediğim bir şey var mı Üstad? Teşekkür ediyorum. Ben normalde YouTube kanallarına çıkmıyorum. Biliyorum. Televizyonlara çıkmıyorum. Ama Ezber Bozan'ı seviyorum. Keyifle geldim. Davet ettiğiniz için de teşekkür ederim. Ne demek? Şeref verdin. Burası senin yuvan kardeşim. Ne demek? Teşekkür ederim. Dostlarım siz de bize kıymet verdiniz. Bizi izlediniz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.